Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Ahzab suresi 49-52. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Ahzab suresinde Allah-u Teala Hendek Savaşı ve devamında da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatı ve Müslümanların sosyal hayatıyla alakalı bir takım meseleleri bildiriyor. Bugünkü okuyacağımız kısımda Allah-u Teala Peygamber Efendimizin aile hayatıyla alakalı bazı durumları bize anlatıyor. Onun şahsında bir takım meseleleri bize bildiriyor. Burada şunu ifade etmekte fayda görüyorum başlangıç itibariyle. Peygamberler içinde evlenmemiş olanlar da var. Hazreti İsa evlenmemiştir. Hazreti Yahya evlenmemiştir. Belki daha başkaları da vardır ama bizim bildiğimiz peygamberler içerisinde bunların evlenmediği ifade ediliyor. Öte yandan İslam büyükleri içerisinde yine bazı zatlar evlenmemişler. Peygamberimiz döneminde Ashab-ı Suffa gibi. Ama genelde evlilik genel bir yoldur ve fıtri olan bir yoldur. Yani Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattığı gibi ona mukabil bir eş olarak Hazreti Havva'yı da yaratmıştır. Ve insanlar kadınlı erkekli olarak yaratılmıştır. Ve bu birbirini tamamlamaktadır. Kadın ve erkek birbirini tamamlamakta ve böylece aile yuvası meydana gelmektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir cihetle ümmetin babası. Ama ümmetin babası olması mecazi bir manada. Yoksa kendisi kendi çocuklarının babasıdır. Ümmetinin ise rehberidir, önderidir ve onların her halükarda bir rehberi manasında görevini yapmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilik hayatında başta şunu görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşındayken delikanlılık döneminde 40 yaşında olan Hazreti Hatice ile evleniyor. Ve Hatice-i Kübra, Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hatice-tül Kübra, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke hayatında, Mekke hayatının son zamanlarına kadar sadece ve sadece Hazreti Hatice ile evli. Ve Hazreti Hatice dul bir kadın. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam istemiş olsa başkasıyla da evlenebilirdi. Demek ki Hatice-tül Kübra'da, Hazreti Hatice'de peygamber hanımı olmaya bir liyakat var. Ve bu noktada kendisi aynı zamanda Peygamberimizin davetine ilk icabet eden kimse ve kendisinin bu noktada pek çok faziletleri bulunmakta. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece başta onunla evli ama daha sonra başka hanımlarla da evleniyor. Onun vefatından sonra başka hanımlarla evleniyor. Bunun sayı itibariyle birden fazla olması bazıları tarafından tenkit konusu olsa da bu genelde şu şekilde açıklanmakta. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi insanların içinde ve onlara Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Ama aile hayatında, bu da insanın hayatının epey bir kısmıdır. Aile hayatında ne gibi halleri var, neler konuşuyor, neler meydana geliyor, bunları ümmete anlatmak üzere farklı kabiliyetlerde, farklı özelliklerde kadınlar Peygamberimize hem zevci olmuşlar ve bu şekilde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar aracılığıyla dinini tebliğ etmiş oluyor. Ve kendisi işte dışarıdayken, evinin dışındayken zaten insanlara muhatap ama evdeki hallerine de hanımları muhatap oluyor ve o hanımları aynı zamanda Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın birer talebesi gibi adeta ondan derslerini alıyorlar, ondan gördüklerini başkalarına da anlatıyorlar ve böylece ümmeti Muhammed bir olgunlaşma sürecinden geçiyor. Bunları bir ön bilgi olarak ifadeden sonra ilgili ayetlere geçebiliriz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, izâ nekahtumul mu'minâtim, mümin kadınları
nikahladığınızda sümme tallaktumuhunne min qabli en temessuhunne, onlarla temas olmadan, onlara dokunmadan eğer boşamışsanız, fema lekum aleyhinne min iddetin ta'teddunehe, sayacağınız bir iddet sizin için söz konusu değildir. Yani bir hürmeti musahere tabir edilen durum meydana gelmemişse, sadece nikahlandınız ama beraber olmamışsanız, onlar için bekleyecekleri bir iddet müddeti söz konusu değildir. Burada boşamakla alakalı bir duruma dikkat çekiliyor ve eğer bir beraberlik olmamışsa iki tarafın ayrılmasının kolaylığı ayet-i kerimede nazara veriliyor. Malum kadın erkek evlendiğinde bir iddet müddeti söz konusudur. Yani eğer erkek diyelim hanımını boşadı, bunun neticesinde kadının beklemesi gereken bir iddet müddeti vardır. Ta ki nesep sahih olsun ve diyelim eski kocasından çocuğu olmadığına dair durum netleşsin. Bu felasete guru, yani 3 hayız müddeti şeklinde ayet-i kerimede ifade edilmiştir. Burada anlatılan durum ise yani nikah yapılmış ama beraber olmamışlar. Bu durumda beklenmesi gerekmediği ayet-i kerimede anlatılıyor. Bu münasebetle şunu da ifade edelim. Normal şartlarda kadın ve erkek ömür boyu beraber olmak için evlenirler. Ve bu şöyle ifade edilir. Yani İslam'da evlilikte esas olan ebedi beraberliktir. Dünyada ve ahirette beraber olmaktır. Peki boşamak? Boşamak da şartlar tahakkuk ettiğinde bu da bir haktır. Yani tarafeyn, erkek ve kadın, diyelim ki mutlu bir aile yuvaları olmadı ve olacak gibi de görülmüyor. Neticede uygun görüldüğünde boşama gerçekleşir ve o şekilde her birisi kendi yoluna gitmiş olur. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize şunu hatırlatıyor. Allah'ın en sevmediği helal boşamaktır. Ve İslamiyet'te her ne kadar erkeğin hanımını boşaması çok kolay gibi görülse de genelde müracaat edilen bir şey de olmamıştır. Yani boşamak kolay ama onunla alakalı iyi bir terbiye de başka ayetlerle, hükümlerle pekiştirildiğinden, esas olan evlilikte daimi beraberlik olduğundan İslam tarihi boyunca Müslümanlar boşama yoluna çok az gitmişlerdir. Günümüzde de yine dünya çapında meseleye baktığımızda, acaba Müslümanlar mı daha fazla boşama içinde yoksa başkaları mı? Çok net bir şekilde şunu görebiliriz. Müslümanlarda boşanma oranı daha azdır. İşte ayet-i kerime boşamakla alakalı hükümleri de bildiriyor. Yeri geldiğinde bu da bir haktır. Ama ifade etmeye çalıştığımız gibi hadiste beyan edildiği üzere boşama olayı Allah-u Teala'nın en sevmediği helaldir. Femetti'uhunne, boşama durumunda hanımlarınıza bir miktar mal da verin. Yani nikahlandınız ama beraber olmadınız. Burada anlatıldığı şekliyle beraber olmadınız ama yine de onlara bir miktar mal mülk verin. Veserrihuhunne serahan cemile, ve güzel bir şekilde onları boşayın. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber. Burada hitap peygamberimize ve peygamberimize işte evlilik noktasında helal kılınanlar ayet-i kerimede anlatılıyor. İnna ahlalna leke ezvaceke ellati ateyte ucurahunne, mihirlerini vermiş olduğun hanımların sana helal kılındı. Malum mehir var İslamiyet'te evlilik olayında. Erkek evlenmiş olduğu hanımına belirlenmiş olan bir mehri veriyor ve bu onun helalliği oluyor ve beraber olmalarının bir teminatı gibi böyle bir mehir bulunmakta. Ey peygamber, mehirlerini vermiş olduğun hanımların sana helal kılındı. Ve ma meleket yeminuke mimma efa Allahu aleyk, esir olarak nasibine düşen cariyelerle evlenmek de sana helal kılındı.
Bununla alakalı yani cariye meselesi eskiden beri zaman zaman değişik yönleriyle el alınmış, zaman zaman tartışılmıştır. Malum İslamiyet doğrudan köleliği vaaz eden bir din değil. Yani İslamiyet köleliği emretmiyor. Ama İslamiyet 14 asır evvel geldiğinde kölelik dünyanın bir realitesiydi. Ve İslamiyet köleliği peyderpey kaldırmayı esas yaptı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte mesela Zeyd onun kölesi durumundaydı. Onu azat etti. Daha nice kimseleri gerek Peygamberimiz gerek başkaları azat ettiler. Ve bu şekilde kölelik ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Ve bunda büyük ölçüde muvaffak da olundu. Yani İslamiyet gibi Allah'ın dini köleliği nasıl kabul eder? Zaman zaman sorulabiliyor. Burada esas olan hayatın realitesidir. O günkü şartlarda da diyelim savaşlar oluyor. Savaşın neticesinde karşı taraf sizden esir almış. Siz de onlardan esir almışsınız. Bu durumda ya aldığınız esirleri bedelsiz diğer tarafa vereceksiniz. Ama onlar size vermemişse bu saflık olur. Harp stratejisi açısından uygun bir durum olmaz. Veya onlardan bir bedel almak suretiyle bunları hürriyetine kavuşturacaksınız. Veya onlar diyelim sizin esirleri vermemişse siz de onları esir olarak tutacaksınız. Böyle bir durumda diğer tarafın işte diyelim ki esirleri vermemesi Müslümanların da elinde bir takım esirler bulunmasına netice veriyor. Bu durumda cariyelikle, kölelikle alakalı hükümler devreye giriyor. Ve bunların hürriyete kavuşturulması ayet-i kerimelerde sıkça nazara verilen hususlardan birisi. Bir takım kefaretler, yemin kefareti gibi kefaretler ifade edilirken, işte köle azat ederek yemin kefareti vermek veya zihar gibi hanımına sen benim annem gibisin demişse bundan dolayı meydana gelen durumdan dolayı işte bir köle azat etmek. Bu gibi durumlarda köle azat ediliyor. İslamiyet köleleri azat etmeyi daima teşvik ediyor. Bununla beraber hüküm itibariyle Peygamberimize yönelik bu hitapta ey Peygamber Allah'ın savaş esiri olarak sana nasip ettiği cariyelerle evlenmek de sana helal kılındı buyuruluyor. Ve benati ammik ve amcanın kızları ve benati ammatik ve halanın kızları ve benati halik ve dayının kızları ve benati halatik ve teyzenin kızları ellati hacerna ma'ke seninle beraber hicret etmiş olan bunlar da sana helal kılındı. Burada aslında akraba tarzında bir durum nazara veriliyor. Akrabalarla evlilik, bu da zaman zaman konuşulur, tartışılır. Akrabalarla evlilik doğrudan doğruya yasak bir şey değil. Belki direkt tavsiye edilen bir şey de değil. Din noktasında, genel ölçüler çerçevesinde baktığımızda. Ama helaldir. Eskiden beri de uygulanmış olan bir şeydir. Ayet-i Kerime'de de bunun helalliği Peygamberimize yönelik bu hitaptan anlaşılmakta. Ve emraten mu'mineten in vehebet nefseha lin nebi. Ve şöyle bir kadın kendini peygambere hibe etmiş, mehirsiz hibe etmiş. İn eraden nebiyyu en yestenkihahe, eğer peygamber de onu nikahlamak isterse bu da yine ona helaldir. Halisaten lek min dunil müminin, bu müminlere değil yani sana has bir durumdur. Burada şöyle bir incelik var anlaşıldığı kadarıyla. Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel olmak üzere bir genişlik veriyor. Ve bu manada rahat hareket etmesi, bu şekilde bir genişliğin olmasını Allah-u Teala ifade ediyor. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ. Yani biz onların hanımlarıyla alakalı, ellerinin sahip olduğu cariyelerle alakalı kendilerine ne farz kıldığımızı elbette bilmekteyiz. Bunlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de
Yani kim kiminle evlenebilir? Bununla alakalı Nisa suresinde Allah-u Teala ayrıntılarıyla anlatıyor. Biz de ilgili bölüme geldiğimizde bunları daha önce anlatmıştık. Likeyle yekun aleyke haraç, sana bu şekilde genişlik vermemiz sana bir sıkıntı olmaması içindir. Ve kânallâhu gafûrer rahîme, Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allah bağışlayıcıdır ve sonsuz merhamet sahibidir. Turci men teşâ'u minhunne ve tu'vi ileyke men teşâ. Yani bunlardan dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Burada da peygamberimize yine bir genişlik verildiği ayette ifade ediliyor. Ve men ibtagayte mimmen azelte felâ cünâh aleyk. Yani kendisinden ayrılmış olduğun birisiyle tekrar evlenmek istediğinde bu şekilde sana bir vebal yoktur. Zâlike edne en tagarra a'yunuhunne, bu onların gözlerinin daha aydın olması, ve la yahzen, üzülmemeleri için, ve yardayne bima ateytehunne kulluhunne, ve senin onlara verdiğine razı olmaları için daha uygun olandır. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum, Allah kalplerinizde olanı bilendir. Ve kânallâhu alîmen halîme, Allah alimdir, halimdir. Yani Allah her şeyi bilir ve Allah hilim sahibidir. La yahillu leken nisâ'u min ba'd. Artık bunun dışında başkaları sana, başka kadınlar sana helal olmaz. Ve la en tebeddele bihinne min ezvâcin. Veya hanımlarından birini boşayıp da onun yerine bir başkasını alman, bu da senin için yine helal değildir. Velev acebeke husnuhunne, onun güzelliği hoşuna da gitse bu senin için helal değildir. İlla ma meleket yeminuk, ancak sahip olduğun cariye müstesna, bu hükümden hariçtir. Ve kânallâhu alâ külli şeyin rakîbe, Allah her şey üzere rakiptir. Allah her şeyi murakabe etmekte, her şeyi görmekte, gözetlemektedir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin ve Kur'an'a göre istikametli bir hayatı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.